Herkese iyi akşamlar. Binfil YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine yeni bir yayında karşınızdayız. Birazdan konuğumu ekrana alacağım ama her zaman yaptığım kısa hatırlatmalarda size bahsetmemde fayda var. Bu bir canlı yayın olduğu için teknik sıkıntılar, hatalar olabiliyor arkadaşlar. Yayından düştüğümüz zamanlar oldu, bağlanmakta sıkıntı çektiğimiz zamanlar oldu ama en sonunda yayında bir şekilde tekrardan dönüp devam ettik. Bu yine böyle bir sıkıntı arzu olursa lütfen yayında kalmaya devam edin. Bağlanıp sorunu çözmüş olacağız. Soru ve yorumlarınız olursa YouTube'da yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan gelecek sorularınızı ben konuğuma ileteceğim. Çok fazla vakit kaybetmeden konuğumu da ekranlara alayım. Merhabalar Burak Hocam, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim Cenk. Sağ ol, sen nasılsın? Ne var ne yok? Bendeyim, çok teşekkür ederim. Teklifimizi kabul ettiğiniz için çok Ne teşekkürler. Bizim için demek? Ne çok demek? Şeref kıymetli duydum. bir yayın. Çok mutlu oldum. Burak Hocam, nasıl başlayalım? Yani bugün... Şimdi öncelikle ben bir kere bir teşekkürlerim var benim. Böyle yani bir halama falan şarkı göndermeyeceğim ama birkaç tane teşekkürüm var. Şimdi öncelikle yaklaşık bir yıldır tanıyorum Binfil'ini ve sizi. Şahsınızda tüm Binfile ekibine, o genç heyecanlı ekibe öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sonra Teşekkür ederim. Unity ve Codeo'ya, bu yayının oluşmasında emeği geçen Unity ve Codeo'ya. Bizim şehrimizde ne mutludur ki teknolojiyi, yalın düşünceyi bir araya getirip güzel değerler üreten Göktekin yapıyor. Çok teşekkür ederim. Öncelikle böyle başlayayım. Sonra siz akışta nasıl isterseniz öyle devam edelim. Biz de gerçekten teşekkür ederiz. Vallahi hem sponsorlarımızı çok güzel saydınız. Bizim için de çok kıymetli bir alan. Çünkü yaklaşık 1,5 yıldır yapı bilgi modellemesi üzerine yayınlar yapıyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Covid sürecine geçince tabii bu süreçte hepimiz evlere kapandık. İşte bundan sonra etkinlikler de online olmaya başladı. Hem artıları olan hem de eksileri olan bir süreçti. Bu konuda da bize en büyük desteği gösteren işte Göktekin Yapı, Unity, Codeo, o anlamda da tekrardan ben de teşekkür ederim. Biz yapı bilgi modellemesi de sürecin içerisinde başladık. Tabii onun hakkında yayınlar yapıyoruz ama biz dedik ki yani Binfili sadece bu konularda konuşmasın. Yani iş konularıyla da kariyer konularıyla da ilgili de yayınlar yapsın istedik. O anlamda farklı yayınlar da gerçekleştirdik bugüne kadar. İşte iş bulunmaya farklı bir bakıştan bahsettik. Londra'da nasıl çalışabilirim konusundan bahsettik. Hatta bazı zamanlar mimarlığı neden bıraktım diye bir yayın Evet, daha evet. yapmıştık. Bir kısmını takip ettim. O İnşaat da çok ilginç. mühendisi gözünden BİM mesela çok keyif aldığım bir şeydi. Benim de babam inşaat mühendisi olduğu için benim de çocukluğum, gençliğim hep Gaziantep'te inşaatlarda geçti. O yüzden çok yakından takip ettiğim, sevdiğim bir sektör tabii ki. O yüzden ben de takip ettim. Sizin yaklaşımınızla da zaten ben neler anlatabiliriz, neler konuşabiliriz diye şöyle düşündüm. Ya şimdi artık mühendislik, işletme, analitik düşünme, duygusal zeka, bunların hepsinin birbirine girdiği bir kariyer dönemindeyiz. Yani hem işletmeler açısından hem de bireysel kariyer planlaması açısından ne mühendisler eskisi kadar analitik ve çok mekanik insanlar olmalı, ne de işletmeciler eskisi kadar çok sosyal insanlar olmalı. Yani bir dengeyi bulmamız lazım. Bu zaten sunumun aslında en son söyleyeceğim çevik insan, çevik işletme modeliyle de istenen şey bu. Şöyle isterseniz ben içeriğin de adından da yani arkadaşlar herkes izleyiciler görmüşlerdir. Oradan da başlayayım. Şimdi eminim aklınızda iki tane soru işareti var. Bir değer nedir? İki nasıl yaratılır? Şimdi sıradan bir değere örnek verecek olursam bir işletme için sıradan bir değer işletmenin maliyetlerini düşürmesi ve piyasaya kendisi için en karlı ürünü sunması şeklinde olurdu. Ama bugün baktığımız zaman yani değer konusunda böyle bir yaratıcı yaklaşım yapacak olursak çok da basit. Aslında değer faydayla maliyet arasındaki bir ilişki ve bir taşla iki kuş vurabilmesi demek karşıdaki alıcının. Neden alıcı diyorum? Çünkü değer sadece tüketici işletme arasında olan ticari bir kavram değil. Şimdi eminim takip edenler sunumda pazarlamayı görünce sadece ticari anlamda değerden bahsedeceğimizi düşünmüş olabilirler. Ama aslında değer dediğimiz kavram sadece ticari ilişkilerde olan bir kavram değil. Mesela ebeveynler çocukları için birer değer üreticisi. Öğretmenler öğrencileri için birer değer üreticisi. Liderler çalışanları için birer değer üreticisi. Yani uygun ortamı hazırlamak gibi, değeri paylaşabilecekleri ortamı hazırlamak gibi. Aynı zamanda
öğrenciler, çocuklar, çalışanlar birer değer avcısı. Yani hepimiz farklı rollerimizle ya değer üreten kısımdayız ya değeri alan kısımdayız. Bu yüzden de aslında bugün bahsedeceğim değer temellilik, değer temelli konu, ki ben buna pazarlama gözünden bugün biraz bakmaya çalışacağım. Hepimizin gündeminde olan, bir mimar da olsanız, bir doktor da olsanız, herhangi bir şey yapan bir kişi de olsanız, ya çalışan rolüyle, ya anne baba rolüyle, ya öğreten rolüyle bunun bir tarafında oluyoruz. Bugün birazcık ben bu konuyu ele alacağım. Şimdi dedim ya, değer dediğimiz şey bir çalışanla yöneticisi veya lider arasındaki ilişkiye baktığımız zaman liderin çalışana bazı imkanlar sunması lazım ki o istediği işi yapabilsin. Haliyle burada lider çalışan için bir değer üretmek zorunda. Bu durumda da karşıdaki kişinin faydayla maliyet arasında, hani dedik ya bir taşla iki kuş. Öyle bir şey var ki bu maliyet sadece parasal maliyet değil. Bazen bu maliyet kısmı zaman, duygusal maliyet, finansal, sosyal maliyet de olabiliyor. Bazen bakıyorsunuz bir taşla bir kuş vurmak çok daha az efor sarf ederek daha hızlı gerçekleştiği için alıcı için daha değerli olabiliyor. Temel formül aslında bunun üzerine kurulu bahsedeceğimiz konu. Bu arada yani isterseniz aralarda da girebilirsiniz. Ben de bir akış halinde yapabilirim. Size o göre... kadar güzel anlattınız ki, yani akışı yaptınız ki, böyle araya girmeden şey mi? Normalde yayınların genelinde böyle araya girip müdahale ediyorum. Bunda da muhakkak şey yapacağım. İstediğiniz zaman şey yapabilirsiniz. Çünkü benim aklımda tabii bir akış var. Ama dediğim gibi ihtiyaca göre de değiştirebiliriz. Şimdi tabii şimdi bir hoca olarak beni davet ettiniz. Ben de böyle değeri tanımlayarak taşla kuşla başladım. Şimdi benden beklenen benim bir tanım da vermem gerekir. Ben şimdi dedim ya, değer üretme işine ben pazarlama gözüyle bakıyorum. Bunu çok seven, yani mesleğini, alanını, disiplinini çok seven birisiyim. Şimdi pazarlama müşteriler, çalışanlar ve toplum için değer yaratma işini yapma sorumluluğu alan bir yapı artık. Pazarlamanın en güncel tanımına göre pazarlama müşteriler, çalışanlar, toplum ve partnerleri için değer üreten, onlarla iletişim kuran stratejik eylemler ve süreçler bütünü. Şimdi böyle baktığımız zaman pazarlama değer üretmekten sorumlu. Peki pazarlama kimin işi? Cenk Bey, mesela çalıştığınız yerde mimarlık ajansınız var, burada çalışıyorsunuz. Burada pazarlama kimin işi sizce? Yani normalde bildiğim kadarıyla pazarlama için dışarıdan birileri gelir ve o ofiste o pazarlama işini yapar. Hani mimarın rolü ayrıdır. O tasarım kısmında, proje çizim kısmında durur. Dışarıdan bu işin uzmanı kişiler gelir. Pazarlamada o devralır, o yer alır diye biliyorum ben. Şirket sahibi midir? Yani mesela sizin müşterinin ihtiyaçlarını anlamak ve onun ihtiyaçlarına göre tasarım yapmak gibi bir sorumluluğunuz var, değil mi? Bulunduğunuz evet, kesinlikle. Haliyle müşteri ihtiyacını anlayıp ona istediği ürünü sunduğunuz için ne diyoruz tanımda? Müşterileri için değer üreten. Haliyle siz burada pazarlamadan sorumlusunuz. Hiç uzatmayayım. Bu soruyu çok severim. Bu soruya çünkü genelde hep insanlar ajansları, işletmeleri, evet, satış ekiplerini falan söylemeye kalkarlar. Maalesef artık öyle değil. Pazarlama, hatta bu Hewlett Packard'ın kurucularından David Packard'ın güzel bir sözü var. Pazarlama sadece pazarlama bölümüne bırakılamayacak kadar önemli bir iş. Yani pazarlama gerçekten herkesin işi. Pazarlama herkesin işi. Kapıdaki güvenlik görevlisinin işi, mimarın işi, mühendisin işi, şantiye şefinin işi. Düşünsenize, bir şantiyede bir şef var. Bu şefin pazarlamayla bir ilişkisi yok diyemezsiniz. Her gün yüzlerce insan gelip daire sorar. Hele bizim insanımız çok sever. Kim yapıyor burayı? Mühendisiniz kim? Buradaki en yetkili kim? O zaman şantiye şefi bir anda daireleri tanıtan birisine dönüşür. Asıl amacı zaten müşteri ihtiyaçlarına göre tanımlanmış bir projeyi hayata geçirmektir. Yani pazarlamanın her yerinde o şantiye şefi vardır. Bu yüzden pazarlama hepimizin işi ise demek ki hepimiz birer değer üreticisi durumuna geliyoruz. Tanımda da, pazarlamanın tanımında da geçen bir küçük kelime var, stratejik olmak. İşletmeciliğin özellikle 1960'lı yıllardan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra rekabetin de artmasıyla birlikte herkes bir anda ürünlerini farklılaştırmak, daha çok üretmek, yeni üretim anlayışlarına geçmek gibi yaklaşımlar izlemeye başladı. Bu kaosun içinde önerilen önemli yollardan birisi stratejik yönetim, stratejik pazarlama, stratejik planlama. Şimdi stratejik olmak çok güzel bir şey ve doğru bir şey. Hatta biz bunu şeyle de anlatırız. Alice Harikalar Diyarı'nda mutlaka ya kitabını okumuşsunuzdur ya izlemişsinizdir. Alice böyle bir an yolunu kaybeder ve ağaçta bir kedi görür.
ben kayboldum der. Kedi de der ki ona nereye gidiyorsun? Bilmiyorum der. O zaman her yol seni oraya götürür der kedi. Yani bilmiyorsan her yol seni oraya götürür. Stratejik olmak bir yol belirlemektir. Biz bu değer yaklaşımıyla birlikte stratejiyi kullanarak değer odaklı olacağımız yanılgısına vardık. İşe yaramaz demiyorum. Tabii ki işe yarar. Ama şimdi de yine bir sözle hemen bunu da ne demek istediğimi söyleyeyim. Bizim ünlü işletme hocalarımızdan, büyüklerden Peter Drucker'ın bir sözü var. Kültür stratejiyi kahvaltı niyetine yer. Ham yapar yani. Haliyle sadece stratejik olarak olaylara bakmak, planlamak, değeri üretebileceğimiz, sindirerek üretebileceğimiz bir kültür olmadan çok da bir işe yaramıyor aslına bakarsanız. O zaman adım adım gidiyorum. Kendi sorularıma biraz kendim cevap vererek. Peki acaba değer temelli kültür nasıl oluşur? Nasıl oluşturulur? Şimdi dedik ki değer faydayla maliyet arasındaki bir ilişki. Şimdi ben burada bir örneğe geçeceğim ama sizin bu aşamaya kadar sormak istedikleriniz varsa da cevap verebilirim. Ya aslında dinleyicilerimizden de sorular geliyor. O soruları da aktaracağım birazdan. Hani sorular biraz birikmeye başlasın. Ondan sonra söyleyeceğim. Yani değer oluşturmak, hani kültürden bahsettik. Bir de aslında noktası da çok önemli. Yani orada inşaat şefi bile bir pazarlama yapabiliyor. Yani bu aslında böyle doğuştan gelen bazı yetilerimiz var o zaman yani bu konuda, ama hani adını pazarlama olarak demiyoruz. Yani farklı şeyler var. Burada böyle bir eğitim almadan yapılabilecek bir durum var mı? Tabii, nasıl ilerlemesi gerekiyor? Yani yaklaşık 1,5 yıldır Binfili'nin pazarlaması, tanıtımı, bilinmesi, faydalı olması için Binfili'nin görünen yüzüsünüz. Yani bence doğal bir yeteneğiniz var. Ama zaten hepimiz doğduğumuz andan itibaren temel pazarlama becerileriyle doğuyoruz. Yani ailemizi bir gece dışarı çıkmak için ikna etmekle satışçının bir şey satması arasında bir fark yok. Veya babanızdan arabayı alıp bir hafta sonra arabayla arkadaşlarınızı alıp Ankara caddelerinde tur atmak için sarf ettiğiniz çaba ve emek, bir satış elemanının kotayı tutturmak için, malını satmak için yaptığı emekten farklı değil. Hele aslında bir de ortada bir şey var yani ortada biraz tabii, tabii hele bir de buralardaysak, yani ticaretin geliştirildiği, ortamın büyüdüğü, ticaretin, esnaflığın ahilikle, Osmanlı ticaret anlayışıyla, daha sonra bizim ticaret etik kurullarımızla ve benzeri çalışmalarla baktığınız zaman biz zaten bu işin kitabı yazılmadan 300-400 yıl önce bu işi yapıyorduk. Anadolu topraklarındaki yaşayan insanlardan bahsediyorum. O yüzden genetiğimizde var. Hatta birazdan değer temelli kültüre 1950 yılından bir örnek vereceğim. Daha o kadar iyi bir modelle de karşılaşmadım. Ha, dedem diye söylemiyorum. Bahsedeceğim kişi dedem çünkü. Şimdi 1950 yılında Gaziantep'te dedem ilk sinemayı açıyor. Türkiye'deki ilk herhalde 10 sinemadan birisini Gaziantep'te açıyor. Bir savaş gazisi İstanbul'da sinemaya gidiyor, beğeniyor ve elindeki son parayla bir sinema makinesi alıyor. Ama Antep'te bir salon, perde, masa, sandalye yok. Yani Antep'te bir sinema yok. Ama sinema makinemiz var bizim. Dedem alıyor bunu. Nakıbayla Antep'e geliyor. İşte perde çektiriyor, sandalyeleri kurduruyor. Sinema makinesini koyuyor. O zaman Antep'te radyo sahipliği oranı %40'larda falan. Antep'in %40'ı okuma yazma biliyor. Böyle bir dönemde radyonun bile herkesin evinde olmadığı bir dönemde sinemayı getiriyor Antep'e. Ondan sonra işte biletler, örnek veriyorum, 5 kuruş bugünün, o günün parasıyla. 5 kuruşu veren sinemaya giriyor. Ama filmler siyah beyaz, sessiz. İnsanlar geliyorlar, oturuyorlar. Aslında sunumu paylaşmaktan vazgeçtim. Çünkü ben sizlere bakamıyor olacaktım bunu çok istemediğim için. Sunumda da birkaç tane siyah beyaz fotoğraf koymuştum, gösteririm sonra. Şimdi sinemada insanlar geliyorlar, sessiz oturuyorlar. Bekliyorlar film başlasın. Ondan sonra işte film başlıyor, film de sessiz. İnsanlar uğultular ama tabii ki çok heyecanlılar, çok mutlular. Böyle bir durum var. Şimdi dedem düşünüyor ve diyor ki yani insanlar boş boş bekliyorlar. Akşam geç saatlerde sazlarda çalgı çalanları çağırıyor. Filmden önce, film arasında ve film sonrasında orada bir saz ekibi, saz heyeti. Şimdi böyle bir talep yok izleyicilerden. Bilet fiyatı da artmıyor. Ve sinemanın adı Çalgılı Sinema'ya dönüşüyor. Çok iyiymiş ya. Ondan sonra sesli filmler geliyor ama bu sefer de İngilizce. Antep'te harp zamanından kalma, artık bir casus mudur nedir bilmem. İngilizcesi iyi bir adam var. Bu adamı çağırıyor, simultane elinde mikrofonla çeviri yaptırıyor. İngilizce filmlerin
konuşmalarını adam orada bütün izleyicilere çeviriyor. Bilet hala 5 kuruş. Ve bunu tüketici talep etmiyor. Sonra okuma yazma oranı çok düşük. Akşam okulları açılıyor. Gündüz insanlar çalışsın, gece de okuma yazma öğrensinler diye. Akşam okulları açılıyor. Bu okullara kayıt olduğunu belgeleyen ve devam ettiğini belgeleyen herkese sinemayı bedava yapıyor. Sinema o zaman 5 kuruş. İnsanlar 3-4 gün önceden bilet alıyorlar. Sinemada bilet gününde bulamıyorsunuz. Bakın hala 5 kuruş ve bir miktar gelirinizden de vazgeçtiniz. Neden? Çünkü tüketici açısından tüketici bir taşla bir biletle müzikli, eğlenceli, anlayabildiği görsellerin olduğu, kapalı sinemaya geçtiği zaman ilk klima sisteminin kurulduğu sinemada bir bilet fiyatına film izliyor. Bunları talep etmediği halde ona ödediği bedelin üstünde fayda yani değer sunuyor. Ama bunu niye sunuyor? Stratejik olarak yapmıyor. Daha çok para kazanayım, çok müşteri gelsin. Aksine para kaybetmeyi göze alarak insanların okuma yazmasını istiyor. Burada ben değer temelli kültürün temelinde değeri hazmetmiş, içselleştirmiş çalışanlar, liderler ve yöneticiler var. Bu yüzden bunu yapıyor aslına bakarsanız. Aslında orada okuma oranını arttırmaya çalışıyor, teşvik ediyor. Tabii, sosyal fayda gayesi de var. Çünkü buna önem veriyor. Kendisi okuyamamış ve ben okuyamadım ama herkes okusun. Bunu bu şekilde tepki veriyor. Şimdi o zaman Cenk Bey dedik ya, yani değer hepimizin hayatında olan bir şey. Ben ticari bir örnek verdim ama ticari olmayan örnekler de var. Mesela öğrenciler. Şimdi her öğrenci derste bir şeyler almak için gelir. Mutlaka az veya çok. İlgisiz öğrenci yoktur. İlgisi köreltilmiş, ilgisi ortadan kaldırılmış, ilgisi yok edilmiş öğrenci vardır. Haliyle ben eğer oradaki değeri üretmekten sorumlu kişiysem, o da değeri alacak kişiyse, ben onun için fayda üretme sorumluluğunu resmi olarak da taşıyorum. Çünkü bunun için bir karşılık alıyorum. Haliyle benim ne isterse, nasıl isterlerse dersi anlatacaklarımı da ihmal etmeden tabii ki, müfredata uygun. Ama onlara göre uyarlamam lazım. Bazen 20 dakikada bir ara vererek, bazen aralara bir hikaye koyarak, bazen bir örnek vererek, bazen hadi çıkıp bahçede yapalım ders diyerek bile bu olur. Bunların, onlardan gelen talebin haricinde bir değer üretim süreci, bir fayda üretme sürecidir bu. Bu yüzden bizim değer üretmek için, isterseniz bir baba olarak düşünün kendinizi, isterseniz bir işletmenin çalışanı olarak, alıcının neye göre değer almaya karar verdiğini bilmemiz lazım. Aslında bugün paylaşacağım belki de birinci şey bu. Nasıl diyeyim? Insider bilgisi, casus bilgisi bu. Biz, yani karşımızdaki kişi değeri kimlerden alır ve bu değeri nasıl alır? Birincisi, çok net bir şekilde kendi değerlerimize, yani Burak olarak, Cenk olarak, Ahmet olarak, kendi değerlerimize ve önceliklerimize uyumlu bir kişi bekliyoruz karşımızda. Lider, hoca, eğer böyle birini bulursak onunla bir mütabakat sağlıyoruz. Bu mütabakat daha alışveriş başlamadan önce oluşan güvene dayalı bir content, güvene dayalı bir içerik. Ve bu içerik bizim pazarlamada da ilişkisel pazarlamanın temeli. İkincisi, biz mümkünse değer satın alacağımız kişi, yine bu bir lider olabilir, bir mağaza olabilir, kendi değerlerine, dedemin örneğinde verdiğim gibi, kendi değerlerine inanan, bunlarla ilgili sözler veren ve sonra da bu sözlerinden vazgeçmeyen, bu sözlerini tutan kaynaklara güveniyoruz. Yani ben sinemayı biletli okuma yazma öğrenmek için bir yere kaydolanları ücretsiz yapıyorum deyip sonra ya ben eskisi gibi para kazanamıyorum, yok gene de size indirim yapayım demeyen birisine güveniyoruz. Sürekliliği olan. Ve değer alacağımız kişi de anlamlı, samimi, çözüm üreten, bizi merkeze koyan. Yani öğrenci mi? Abi ben senin merkezinde olayım. Hocam, hocanın merkezinde olayım. Veya lider için çalışanını merkezine koyan bir sistem gerekiyor. Çalışan da o zaman diyor ki beni merkezine koydu. Beni önemsiyor. Benim için uğraşıyor. Ben de onun için uğraşırım. Değer dengesi bu. Değerin formülü bu. Nerede isterseniz. İsterseniz iş ortamında kullanın. İsterseniz başka bir yerde kullanın. Mesela burada değerin formülü bu. Alperen'in bir sorusu olmuş. Şöyle diyor. Değerin ne demek olduğunu anladım. Peki ama o değer nasıl üretilir? Bir şey nasıl ya, değer yapabilirim? Alperen bana pas vermiş gibi oldu. Şimdi ben de şunu diyecektim. Hemen cevabını bir de vereyim. Şimdi tam bu noktada önümdeki şeyde de var. Notlarımda da var. Şimdi bir hoca geldi. Bazı sorular vardı. O sorulara doğru cevaplar verdi diye düşünüyordur izleyiciler. Yine bunu da şöyle izah edeyim. Bir gün bir adam bir sıcak hava balonunda çölde kayboluyor. Pusulasını da düşürmüş.
balonun içinde gezerken bir anda böyle aşağıda bir yerlerde bir bisikletli görüyor. Ondan sonra işte bir şeyler yapıyor. Birazcık balonu aşağı indiriyor. Pardon diyor, ben neredeyim? Bisikletli bakıyor. Yani yerden yaklaşık 15 metre yüksekliğe bir sıcak hava balonundasınız diyor. Hayır diyor, siz neredesiniz? Yani çölde bisiklet sürüyorum. Her sabah yapıyorum ben bunu diyor. Dayanamıyor balondaki, diyor ki çok affedersiniz. Siz hoca mısınız? Bisikletli, evet diyor, nereden anladınız? Çünkü diyor zor durumdaydım. Size iki tane soru sordum. İki soru da %100 doğru ama benim bir işime yaramadı. Aşağıdaki de başını kaldırıp diyor ki peki siz bir yönetici misiniz? Hadi diyor, peki sen bunu nasıl anladın? Evet yöneticiyim. Çünkü diyor çok berbat bir durumdasınız. Pusulanız yok. Balonda çölde kaybolmuşsunuz ve beni suçlu olarak görüyorsunuz diyor. Güzel, güzel. Şimdi tam Alperen bu soruyu sormasaydı diyecektim ki yani doğru bildiklerimi kendimce anlattım. Biraz da nasıl değer üretirim mi anlatayım. Yani bu işin işe yarayan kısımlarından da biraz bahsedeyim diyecektim. Alperen'in bu sorusu geldi. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki bu bir çetelesi, bir formülü yok. Mesela dedem bununla ilgili bir eğitim almadı. Veya Türkiye'deki değer üreten yüzlerce, milyonlarca işletmenin sahibi değer üretme eğitimi almadılar. Aslında ne yaptılar? Ya doğal oldular. Yani esnaf geldi, bir bakkal eski mesela, giderdik biz, bisküvi alırdık, paramız çıkmazdı. Ya tamam, bir dahaki sefere verirsin derdi. Ne oldu? Ben daha az parayla bir bisküvi almış oldum, değer. Ayağımız takılırdı, düşerdik, yoldaki birisi canımız sıkılmasın diye bize bir şey alır verirdi. Bir şey vermeden bir şey alırdık, değer. Veya sadece ticaretten örnek vermeye de gerek yok. Eski öğretmenleri biliriz mesela. Kimseye göstermeden ihtiyacı olan çocuklara pantolon verirdi. Değer. Doğru. Niye bunu yaparlar? Yani bunun eğitimini nasıl vereyim veya bunun nasıl kurallarını söyleyeyim? Ama kurumsal olarak tabii ki çalışılan bir şey. Mesela değer üretebilen bir işletme, değer üretebilen bir kişi neler yapmalı? İsterseniz böyle kısaca maddeler halinde de bundan bahsedeyim. Hem Alperen'e hem de diğer izleyicilere de cevap vermiş olalım. Bir de aslında sohbette ben böyle ara ara yorumları, sorular alıyorum da Onur'un tabii, çok güzel bir yorumu olmuş. Yani şöyle, değer kavramını sadece ekonomik fayda anlamında kullanmıyoruz. Entelektüel fayda, sosyal fayda, kültürel fayda, ekolojik fayda, bunları sınıflandırmanın bir yöntemi var mı diye sormuş o da. Şöyle aslında ben de bir şey eklemek istiyorum. Gerçekten yazının başından değer ve fark, yani pazarlamayla beraber düşündüğümüz için aslında değer kelimesinin direkt böyle karşılığında bir ekonomik gelir elde edecekmişiz gibi bir anlayışı oluyor tabii. Halbuki ama oradaki değer, Onur'un da bahsettiği gibi, çok farklı alanlara da gidiyor gerçekten. Tabii. Bunların sınıflandırma yöntemi var mı diye bir sorusunu aslında yöneltim size. Aslında şöyle söyledim. Mesela başta da bu özellikle böyle anlaşılmasın. Çünkü değer üretmek, değer dendiği zaman hep parasal değer akla geliyor. Hatta dedim ya, sıradan bir işletmede değer, maliyeti düşürmek ve işletme için en karlı ürünü piyasaya sürmektir. Halbuki ben mesela öğrencinin dersi daha iyi öğrenmesi onun için bir değer. Burada bir ekonomik şey yok. Şöyle, Onur'un sorduğu soruyu fayda teorileriyle açıklıyoruz tabii, hem ekonomide hem de pazarlamada. Öncelikle ihtiyaca bakıyoruz. İhtiyacın türüne göre kişi ihtiyacını karşılayabildiği oranda bir fayda elde ediyor. Ve bu yüzden ihtiyacın türüne göre Onur, bu fayda algımız değişiyor. Yani tabii ki zaruri ihtiyaçlarımız var, duygusal ihtiyaçlarımız var, sosyal ihtiyaçlarımız var. Bunlar karşılandıkça da benzeri faydalar oluşuyor. Yani pazarlamada tüketici için temel problemdir ihtiyaç. Ama bu çok geniş ve teorik bir konu. Belki bugünkü konuyu da çok dağıtmayacağım için, ama Onur'a şöyle bir faydalı bilgi verebilirim. Bu arada istediği zaman da benimle iletişime geçebilir. İhtiyacın nasıl sınıflandırılacağına bakabiliriz. Burada da Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini incelemesini tavsiye edebilirim. Oradan zaten bu ihtiyaçların karşılanması durumunda da ilgili faydanın ortaya çıktığını mutlaka anlayacaktır. Detay için ben seve seve yardımcı olurum. Tamamdır. Evet. O zaman oradan devam edeceğiz. Ben konuyu dağıtmadım inşallah. Araya böyle soruları... Çok mutlu oldum. Başka varsa soru yine arada cevap verebilirim. Yoksa biraz değeri nasıl üretiriz'i anlatacağım. Olur. Öyleyse. Sorular var. İlerleyen şeylerde alırım ben. Birazcık tamam, daha sohbetimize devam edelim. Tamam, tabii. Şimdi değer, dedim ya, değer temelli kültüre sahip olmamız lazım değer üretebilmek için.
Değer temelli kültürün bence birinci adımı yönetmek istediğimiz şeyi ölçmemiz gerekiyor. Yani ben değer temelli bir kültür, bir işletme, bir kurgu oluşturacaksam veya ben Burak olarak değer temelli bir kültüre sahip olacaksam ben ne yönetmek istiyorum? Mesela bugün, bu akşam, bu ekranda Cenk Bey'le konuştuğumuz konular hakkında dinleyicilere faydalı olmak istiyorum, değil mi? Benim ister istemez, derslerde de yaparız bunu, bu sunumdan sonra geri bildirimleri toplamam lazım. Bir dahakinde daha iyileşebilmek için. Gelmeden önce dinleyicileri daha önceki yayınları inceleyip katılımcı profilini anlayıp katılımcı profiline örnek verebilecek. Mesela niye şantiye şefinden örnek verdim, niye BİM'den örnek verdim? Çünkü biliyordum ki katılımcıların içinde bu alanda olanlar var. Bu örnekle mutabakatı sağlamak daha rahat olacaktır diye. Yani ne yapıyorum? Bu sunumu yönetmek istiyorsam öncesinde ve sonrasında ölçüyorum. Bu yüzden değer temelli kültür yönetmek istediğini ölç. Zaten ölçemediğimiz şeyi de yönetemiyoruz diye bir söz var. Doğru, doğru. Çok sonra doğru. Proaktif olması gerekir değer temelli kültüre sahip kişinin veya işletmenin. Proaktif olmak için de elimizdeki tek araç veriler. Geçmiş verileri toplayarak gelecek tahmini yapmamız gerekiyor. Çünkü verilere dayalı bir tahmin olursa bu falcılıktan farklılaşır. Ve dolayısıyla biz de geleceğe yönelik bir tahmin yapacaksak işte uygulama analiz yöntemlerini kullanarak verilerimizi kaydederek, bakın verileri bugün kullanırız diye kaydetmemeliyiz aslında. Verileri geleceği tahmin etmek için bir depo olarak, bir ham yapı olarak kullanmak için biriktirmeliyiz. Biz bugün veri toplayın, veri her veriyi kaydedin dememizin nedeni aslında veri bilimcilerin bunu söylemesinin nedeni bu. Çünkü bu verilerle bir tahminleme, bir modelleme yapmamız gerekecek. Bu da proaktifliğin, yani tüketicinin gelecekteki değişecek ihtiyacını tahmin etmenin tek yolu. Aksi türlü müneccimliğe veya falcılığa girer. O da riske hesaplanabilir değil. Aslında BİM'de de yine ben siz öyle örnek verince yapı bilgi modellemesiyle de bağlamak gerekirse orada da information dediğimiz, bilgi dediğimiz kısım var ve biz bu bilgiyi aslında verileri depoluyoruz. Oldukça fazla bir şekilde duvarın tipinden döşeme tipine kadar orada bir veri bir analiz yapıyoruz. Proje ne kadar sürede tamamladık, kaç kişi çalıştı, o çalışanların kaçında işte istediğimiz sonuçlar geldi, süreyi ne kadar bir zamanda tamamladık. Bir proje bitiminden sonra ortaya çıkan verileri kullanarak başka bir projeye başladığımız zaman altyapıyı hazırlamış oluruz. Sadece aslında ya bu veri alma işi, veri analiz etme işi aslında her ölçekteki iş için doğru bir noktada olmazsa değil mi? Yani? Olmazsa olmaz. Yani bakın bu sayede öğrenen organizasyon oluyoruz. Bu sayede sürekli iyileşme, mükemmelliyetçilik, mükemmelliyete giden yol sürekli iyileşmeden geçer, yalın felsefe. Ya baktığınız her şeyde bu var. Cenk Bey aslında birey olarak da geçmişteki deneyimlerimizden öğrenerek geleceğimiz şekillenmiyor mu? İki defa aynı hatayı yapmamaya çalışmıyor muyuz? Hepsi aynı şey. İşletmelerin de hafızası veriler olmalı. Üçüncüsü, süreçlerini değeri sunacakları kişiyi yani müşteriyi paydaşları yaparak müşteriyle birlikte oluşturmaları lazım. Yani bir liderin çalışanlarını bir araya gelip arkadaşlar bu zorluktan nasıl çıkacağız gelin beraber karar verelim demesi lazım. Hocanın öğrencileriyle oturup dersin içeriğini, işleniş biçimini, zamanlamasını birlikte planlaması lazım. Çünkü ben onun için değer üretiyorum. Daha büyük bir partnerim yok. Daha kıymetli bir ortağım da yok. Bu yüzden bunu yaparken de değeri üreteceğim kişilerle birlikte değeri oraya koyup süreçlerimi de oradan geriye doğru yani çekme sistemiyle planlayıp bugüne getirmem lazım. Bu terimleri yalınla ilgili sohbetlerinizden de hatırlıyorsunuz. Tabii. Ve sondan bir önceki maddesi değer temelli kültürün işbirlikleri geliştirmek, ortaklar, partnerler bularak değeri birlikte üretebileceğim bir takımım olması gerekiyor. Bakın bugün çok hepimiz çevremizdeki 5 tane partnerimizin veya 5 arkadaşımızın ortalaması kadarız. Beni yukarı çeken, beni zorlayan partnerlerim olması lazım. Bana akıl veren ve benim onları alıp yukarı çekeceğim partnerlerim olması lazım. Bu sayede biz birlikte büyüyebiliriz, gelişebiliriz. Bu yüzden de iyi networklerle değer zincirimizi sadece kendi bünyemizde değil, başka bünyelerle birleştirerek birlikte büyümek gerekiyor. Değer temelli kültürün bu kadar dışa dönük, açık, samimi oluşuyla birlikte değer temelli kültürün bunların hepsini yapmaya kalktığınız zaman bir de minik handikapı var önüne geçilmesi gereken. Zaten ölçmeyi yapıyorsak önüne geçeriz de riskleri hesaplamak. Çünkü bu bir iddia. Değer temelli çalışan işletme kişi farklılaşır, sıyrılır, hatta bazen tepki çeker. Bazen sen bunu nasıl yaparsın? Böyle bir iddia olamaz. Müşteriye nasıl kişiselleştirilmiş ürün yaparsın? Maliyetler fırlar. Hop dur bunu yapamazsın laflarını duyar.
Ama akıllıysa ve risklerini iyi hesaplıyorsa o kişi veya işletme, o zaman bu değer temelli kültüre herkes ne derse desin bir gün ulaşır. Eskiden de ulaşırdı. Eskiden bu kadar rekabet olmadığı için bu işler biraz daha kolaydı. Şimdi biraz daha zorlaştı. İşte umarım Alper'in sorusuna cevap olmuştur. Tabii ki bunun bir reçetesi, bir formülü yok ama bu maddeleri içselleştirerek, kültürüne yerleştirerek uygulayan işletmelerin değer üretme potansiyeli artar. Burada bir izleyicilerimizden de bazı soru ve yorumlar geliyor. Ben araya onlardan da alayım. Sevinç Yeşiltaş'ın şöyle bir sorusu olmuş. Alan fark etmeksizin kendi değerini belirleyip karşısındakinin değerini fark ettiren sistem kazanıyor ve kazandırıyor. Ama bu sistemin kırıldığı nokta nedir? Değerin değerini nasıl ve nerede sınırlandıracağız? Bu konuda tabii ki çok teşekkür ederim Sevinç'e de. Güzel bir soru. Şimdi burada durak noktası şu. Değerde değer sunduğumuz durumda karşımızda bu değeri alan bir kurum, bir kişi var ya, ben genellikle ona göre hizalanma taraftarıyım. Yani onun önünü açan, onu istediği şekilde yapan, artık maliyetlerinin üstünde fayda alamayacağını düşündüğü, tedirgin olduğu, fazla ilgi bombardımanına tutulduğunu hissettiğinde bir es vermek ve o ilişkiyi bir yenilemek gerekiyor. Yani ne istiyorsun? Bu da zaten müşteriyi paydaşımız yaptığımız zaman, alıcıyı paydaşımız yaptığımız zaman ortadan birazcık kalkıyor. Yani orada nerede duracağınızı da aslında biliyoruz. Bu böyle bir sınırlandırma olmuyor. Çünkü karşı taraf genelde birazcık verilen ilgiden mutlu oluyor bu değer ilişkisinde. Bu yüzden de çoğu zaman aslında kesmek durumunda da kalmıyoruz. Kalmıyoruz, devam ediyoruz. Evet. Bazı sorularımız daha var, onları da alayım ama birazcık konunun başına gelen sorular. Hani şöyle ilginç bir soru. Siz de aslında ama ben şöyle şöyle söyleyeyim. Ben zaten bugün daha çok soru cevap tarzı sunumları sevdiğim için ben aklımdakileri söyleyeyim istedim, paylaşayım istedim. Aynı zamanda bir de değer temelli bir kültüre nasıl geçilir? Birazcık da bundan bahsettim. Son bir şeyim var. Neden bu kadar uğraşıyoruz? Yani neden değer temelli bir kültür? Yani değer üreteceğiz ve ne olacak? Yani maliyeti düşürelim, fiyatları arttıralım. Hunharca pazarlama taktiklerini kullanıp pazarda satalım. Niye bu kadar dertleniyoruz? Müşteriye değer üretmek, karşıdakinin yerine kendimizi koymak, gelirlerimizden ödün vermek, ondan sonra işte yönetim maliyetlerimizi, giderlerimizi arttırmak. Bunları aslında bir soru da belki ardından bu gelebilir. Yani neden? Şimdi herkes özellikle bu pandemi döneminde fark etti ve çok da konuşuldu. Yeni yeni de bir sürü terim var. İşte çevik olmak, agile olmak, çevik insan. Ondan sonra işte VUCA dünyası falan, biliyorsunuz. Hepsi çok güncel, hepsi çok önemli. Okunması, araştırılması gereken şeyler. Şimdi çevikliğin, çevik işletme, çevik insan olmak eğer bugünün en önemli önerilerinden birisi ise neden çevik olmamız isteniyor? Çünkü bir değişim var ve değişime hızlı ayak uyduranlar çevik olarak tanımlanıyor. Bir kısmı tabii ki daha birçok şekilde tanımlanabilir. Şimdi Sentius bundan binlerce yıl önce demiş ki rüzgarın yönünü değiştiremediğinde yelkenlerini rüzgara göre ayarla. Çok doğru. Sonra 2. Ama Dünya Savaşı'nda... O da istemediği yere yönlendirmez mi hocam bu sefer? Yani o başka bir noktaya gidecek ama rüzgarda... Ama yönü çevik insan olmak, çevik işletme olmakta da durumu. Pandemiyi istiyor muyduk? Doğru. Ama geldi. Geldiği zaman ortasından geçeriz diyebiliyor muyuz? Hayır. Doğru, çok doğru. Diyemiyoruz. O yüzden birazcık yönümüzü değiştirmek gerekebilir. Yine tabii ki kendi doğrularımızla olması tercih edilir. Sonra 2. Dünya Savaşı'nda esir düşmüş ve topluma kampında kalmış bir davranışsal psikolog Viktor Frankl'ın da bir sözü var. Artık bir durumu değiştiremediğinizde ve bundan eminseniz o zaman kendinizi değiştirmeniz gerekiyor diyor. Ve bu değişime ayak uydurma temalı birisi M.Ö. birisi de 1940'lı yıllarda söylenmiş iki söz. Bugünün de önemli ihtiyacı olan çevik işletme, çevik insan işaret ediyor ya. Ben bugüne kadar yaptığım birçok inceleme ve araştırma okumalarım neticesinde biraz önce bahsettiğim ve detayının da öğrenilmesi gereken değer sunmak, müşteri odaklı, değer temelli bir kültürün ve tabii ki buna işaret eden yöntemlerden birisi olan yalın yönetimin
değişime ayak uydurmak ve çevik olmanın önemli bir yolu olduğunu düşünüyorum. O yüzden bugünle değeri bağdaştırabiliyorum. Ve bence bu çevik olmanın, değişime ayak uydurmanın yolu, hedeflediğiniz nihai çıktı kimse, öğrenci, çalışan, çocuk veya müşteri, ona gidip onunla birlikte çalışmak gerekiyor. Böylece değişime ayak uyduruyorsunuz. Süper. Hocam bir sürü sorumuz birikti aslında sağ tarafta. Evet, sizin evet. Öğrencilerinizden de var sanırım aranızda. Sizleri çok özlediğini belirtmiş Birkan Kaplan. Benim de sorularım var ama beni daha önceki yayınları izleyen arkadaşlar, ben çok soru soruyorum, çok bölüyorum. O yüzden zaman değerli kullanmak... Benim anlatacaklarım, planladıklarım bitti. Bundan sonra tamamen izleyicilerin ve sizlerin şeyin. Çünkü ben çok da uzatmadan aklımdakileri toparlayıp söylemek istedim. Bence çok faydalı oldu. Yani kısa ve öz terimler, hani aslında değere bakış açım benim gerçekten değişti bu yayından sonrasında. Yani bir dediğiniz gibi babanın çocuğa bıraktığı bir değerden bir ülkenin yönetiminde ortaya koyduğu değere kadar çok farklı alanlar var. Hani o yüzden benim de bakış açım çok değişti. Sadece pazarlama yönünde değil. Mesela biz de BİM sürecine başladığında değerle farkındalık oluşturmak diyorduk tabii. Oradaki evet. Değer de bizde aslında bilinçli ya da bilinçli olmadan buradaki bir insanların bu süreci anlamasını, bundan faydalanmasını sağlamak istemişiz. Orada da kendimize geri dönüp kontrol ediyorum tabii. Neyse, yine çok uzattım. Bu arada ben... Cenk Bey, pardon, herkesin de fikir edinebileceği bir küçük örnek daha vereyim. Sizin işinizde çalıştığınız noktada BİM'le bir modelleme yapıyorsunuz ve bu projeyi, modellenmiş projeyi sizden alan kim şirket içinde? Alıp kullanan? İşverenlerimiz oluyor. Yani onu soruyorsunuz değil mi? Müşterilerimiz. Evet, tabii. Evet. Şimdi müşterileriniz bu durumda sizden değeri alan kişiler. Ne yaparsanız tamam. Cenk Bey bize değer yarattı derler. Onların bu iş için katlandıkları zaman, stres, sosyal, psikolojik maliyetlerin tamamından beklentilerinin daha üstünde bir fayda elde ettikleri zaman evet, bu değeri hissetmiş oluyorlar. Veya şirket içinde sizin BİM'i iyi modelleyebilmeniz için size bazı projelerin, bilgilerin başka bir arkadaşınız tarafından gelmesi gerekiyor değil mi? Bakın, burada ticari bir ilişki yok. Yan masanızdaki arkadaşınız size bir şeyler verecek. Ve siz bunu alıp modellemeyi yapacaksınız. Ve modelleme başarınızda o verilerin zamanında ve iyi gelmesi önemli değil mi? Bu durumda siz onun müşterisisiniz mesela. O sizin için değer üretmek zorunda. İşletme içinde de var bu ilişki. Bu ya işte siz söyledikçe benim de tabii bu verdiğiniz örnek de çok güzel oldu. Şöyle de bir durum var. Şirket kültürü olarak da o benim yaptığım modelden karşı taraftaki kişinin en iyi, en verimli alanı sağlaması için benim de o değere inanmam gerekiyor aslında çalışanlar olarak, değil mi? Yani evet. Bir şirketin ortaya koyduğu bir değer var ama o değere de benim de kişisel olarak şirket çalışanlarının da bir inanması gerekiyor. O inan orada inanması için ya da ona teşvik etmesi için şirket yönetici pozisyonundaki kişilerin ne yapması gerekiyor peki? Yani ortaya şöyle bir kere bu iş yukarıdan başlıyor. Yani liderden, yöneticiden başlıyor. Bakın, biraz önceki hikayede hem bir hoca olarak kendime bir taşlama yaptım, hem de yöneticilere yaptım. Yani zor durumdasın, pusulan yok, kaybolmuşsun, hala başka birine kızabiliyorsun. En başta değer kültüründe bu yoktur. Bir kere lider, yönetici, çalışanı için değer üreten bir hizmetkar olduğunu bilmeli. Bu yüzden hizmetkar liderlik dediğimiz, eski hiyerarşik yönetim anlayışlarını ortadan kaldıran daha yatay yönetim sistemlerine geçmemizin nedeni de bu. Lider hizmet etmeli. Neye hizmet etmeli? Hakları vermek, uygun ortamı sağlamak, çalışma ortamını düzenlemek, ilham vermek, çalıştığını göstermek, birlikte değer üretmek için taşın altına elini koymak, komut vermek değil de o komutları birlikte sahiplenmek gibi en başta davranışsal rolleri olması lazım. Sonra da tabii ki kurumun nihai hedefinin müşteriye değer yaratmak olduğuna bakıp burada parasal hırslar, taktikler, müşteriye fayda ve değer ifade etmeyen eklemeler yapmaması gerekir. Yani sırf binam dışarıdan çok güzel görünsün diye aylık 250-300 ekstra elektrik faturası getirecek tepedeki bir rengarenk, ışıldak bir ışığı, eğer içeride oturanların böyle bir de faydası yoksa, onların değeri için bir şey ifade etmiyorsa faydası için, yapmaması lazım. Benim binam her yerden güzel görünsün diye böyle bir şey yapmaya çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Ha, içeridekiler istiyorlarsa, müşteriler, o zaman yapılabilir tabii ki.
Yani bu tip nüanslara dikkat etmesi gerekir yöneticilerin. Süpersiniz hocam. Ya ben sizi ikili olarak telefonda da yakalayıp yine sorularımı yöneltirim ama izleyicilerimin zamanı çok değerli biliyorum. Onlar da çok soru sormuş. Evet, ben artık kendi tarafımı sonlandırıyorum. İzleyicilerimize dönelim. Neslihan Başak şöyle sormuş. Hocam merhaba. Süpersiniz öncelikle. Yeni bir marka kurmayı düşünüyorum. Değer yaratmak için sosyal sorumluluk projesi de mi yapmak gerek? Eğer değer sunacağın kişiler istiyorsa evet, istemiyorlarsa hayır. Niye bunun şeyi, çok teşekkür ederim ama bunu onlara sorman lazım. Senin markanı eğer sosyal, gerçekten samimi sosyal sorumluluk faaliyetleri yaptığın zaman onlar için bu bir değer ifade edecekse, onlarla oturup konuştuğun zaman, o zaman tabii ki yapman gerekir. Ama onlar daha başka şeylerden değer algılıyorlarsa o zaman yapmaya gerek olmayabilir ama sen istediğin için yapabilirsin. Bu durumda ben tabii ki gider müşteriyle konuşurum, hedef kitlemle konuşurum. Benim sosyal olarak faydalı olmamı ister misiniz, neler yapabilirim gibi. Süpersiniz. Diğer soruya geçelim. Şükran Yavuz sormuş. Pazarlama alanında çalışmayı düşünen öğrenci ve yeni mezunlara tavsiyeleriniz nelerdir? Demiş. Evet. Şimdi tabii bu biraz kariyer planlamasıyla da ilgili bir soru. Şimdi çok teşekkür ederim tabii ilgisinden dolayı Şükran'a. Şimdi pazarlamanın sadece bir dalı yok. Pazarlamada birçok farklı dal var. Yani ürün üretim öncesi araştırma evresinde, araştırmada, sahada, pazarlamada rol alan, mevcut durum analizi yapan, saha analizleri yapan, stratejik pazarlama planlamasında rol oynayan, daha analitik düşünen pazarlamayla ilgili kişiler var. Dedim ya, pazarlama örgütteki herkesin işi. Fabrikalarda, üretim hatlarında çalışanlar var. Bu işin reklam boyutu var, kişisel satış kısmı var, satış sonrası hizmetler, müşteri ilişkileri gibi satış sonrası dönemi var. Burada soru belki de pazarlama alanında ama pazarlamanın hangi kısmında olmalı? Buna yönelik de cevap her ne kadar o alana göre değişir. Mesela reklam alanında çalışmak istiyorsa kendisini grafik tasarım dünyası, iletişim konusunda yetiştirmesi beklenir. Tabii şu anda nerede okuduğu da önemli bu adayın. Eğer planlama, stratejik planlama ve pazarlama araştırması kısmında çalışacaksa, araştırma yöntemleri, veri analizi, veri mantığı gibi konularda kendilerini yetiştirmeleri gerekir. Artık o kadar çeşitli alt dallarımız var ki hepsinin de yetkinlikleri birbirlerinden farklılaşıyor. Bu nedenle o alt dalı ilişkin ilanları incelemek, o alt dalda çalışanların LinkedIn'den ve başka yerlerden belki de özgeçmişlerine bakmak ve hangi yetkinliklere sahip olduklarına dair çıkarımlar yapıp bunları bugünden kazanmaya yönelik girişimlerde bulunmasını önerebilirim. Süpersin hocam. Birkan Kaplan, hocam sizi çok özlemişiz demiş ve şöyle devam çok etmiş. Çok teşekkür ederim Birkan'a. Dijital pazarlama hakkında da bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya Birkan, çok teşekkür ederim. Ben de gerçekten böyle sizin gibi öğrencilerimi gördükçe, tekrar andıkça çok mutlu oluyorum. Yani dijital pazarlama ile ilgili çok şey söyleyebilirim ama tabii ki bugünkü sunumun da konusunun bayağı dışında. Ama şöyle bağlayayım. Dijital pazarlamada da çok fazla iş yapılıyor, çok fazla şey paylaşılıyor. Ben burada da birazcık bir pazarlamanın iki bence çok önemli yanı var bugün kaybolmaması için tutmamız gereken. Birincisi samimiyeti kaybetmemek. Bir de mümkünse eğer reklam amacıyla kullanılıyorsa dijital ortam, işletmenin gerçek yüzleri, işletmenin gerçek ortamı, mutfağının gönül rahatlığıyla açıldığı paylaşımlar yapılmasının hem samimiyet hem de emeğin doğru yansıtılması açısından etkili olduğunu ve faydalı olduğunu görüyorum. Çünkü bunun dışında çeşitli programlar yoluyla, modifikasyonlar yoluyla gerçeğin çok dışında algılar yaratan görseller zaten o kadar çok paylaşılıyor ki artık bu belli bir oranda takipçilerde de farksızlığa neden olmaya başladı. Ama asıl olan, gerçek olan, samimi olan her zaman fark edilir diye düşünüyorum. Ya bir sürü soru ve yorum geldi. Bazılarını fark etmeden atlamış olabilirim arkadaşlar. Ben hani elimden geldiğince yakalayıp yukarıdan aşağıdan soruları ekrana vermeye çalışıyorum. Eğer atladım olursa siz tekrar sorun, üzerinden iletiriz. Erdem Erbaş'ın birkaç tane soru ve su ve yorumları var. Biraz daha ona öncelik verelim. Erdem şöyle demiş. Günümüzde markaların en çok odaklanması gereken konulardan biri değer üretmek. Markanın müşterilerde gönülde bağ oluşturması
için oldukça önemli demiş. Sonra şöyle devam etmiş. Son zamanda sosyal medya ses getiren Çağrı Zincir Market'in çocuklar için ücretsiz göz hakkı reyonu adı olarak ücretsiz meyve suyu sunması gibi demiş. Değer konusunda pazarlama ile birleştirildiği için bu iki örneği paylaşmak istedim. Sevgiler diye de bir yorumunu katmış. Erdem de benim eski öğrencilerimden, çok gezdi, dolaştı, güzel işler yapıyor. O zaman da böyle çok uzun yorumlar yapan ama uygulamayla pazarlamayı çok güzel birleştiren bir adamdı. İyi ki var, sağ olsun. Çok doğru bir tespit. Burada sadece iki konu var Cenk Bey. Yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi son yıllarda sosyal sorumluluk faaliyetleri de çevresel hassasiyetlere dayalı faaliyetler de işletmeler tarafından birkaç nedenle kullanılıyor. Bunlardan birisi sosyal görünürlüğü, sosyal imajı iyileştirmek veya çevreci imajı. Bir diğeri asıl tercih ettiğimiz de gerçekten bunun bir sorumluluk olduğunu bilerek davranan işletmeler var. Doğru. Şimdi bu bir sorumluluk olduğunu hissederek, kendi yeri geldiği zaman gelirlerinden ödün vererek, bunu bir reklam olarak değil, bir kazanç kapısı olarak değil, sosyal yolla bir sempati kazanmak için değil de samimi olarak yapmak, ki bunu ayırt etmek çok zor, İşletmelerin bu faaliyetleri yapması çok sevindirici. Ama zaten bunu gerçekten yapanları böyle reklam panolarında, sosyal medyada falan görmüyoruz çoğu zaman. Diğer tarafta Erdem'in verdiği örnek için söylemiyorum, kesinlikle yanlış anlaşılmasın, çok detaylı incelediğim bir örnek değil. Diğer tarafta bizim social washing dediğimiz, green washing dediğimiz, sosyalmiş gibi yapmak, yeşilce, çevreciymiş gibi yapmak kısımları bugün direkt başta ilgili sivil toplum kuruluşları olmak üzere sosyal ve çevreci hassasiyeti olan bilinçli tüketicinin en tepki gösterdiği konular. Yani mış gibi yapacaksan hiç yapma daha iyi. Ama hocam bir de şey olmuyor mu? Böyle o kadar güzel yapıyorlar ki hani arkayı böyle bir anlayamıyorsunuz ama çok da güzel. Hani sadece sosyal şeylerin dışında çok ciddi faydalar ve kar getiren şeyler de var. Hani... Ben bir yanlış anlaşılmasın, yapılmasın demiyorum. Ama bunun reklam kokan bir şekilde yapıldığı zaman çok sırıtıyor Cenk Bey. Tabii. Ve o zaman da şöyle bir şey olmuyor. Yani yaptık da duyurmayalım mı? Ya tabii ki duyurulur. Ama bunu reklam yapar gibi yapmaya gerek yok. Bundan bir şey kazanmaya gerek yok. Zaten bunu bize sıra gelmeden ilgili tüketici grubu, müşteriler tepkisini veriyor. Ya bunu yapıyorlar ama gör ki arkada neler çeviriyorlar falan diyor. Maalesef öyle. Bu hayatın gerçeği. O yüzden tabii, samimi olması gerekir. Zaten şey de var ya yani, İşte bizim dinimizde de var, bir elin verdiğini diğer elin görmemiz. Eğer gerçekten iyi niyetle yapıyorsak bunu çok fazla duyurmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten duyuluyor, ilgili kişiler bunu paylaşıyorlar. Çok doğru. Onur Göztepe'nin bir sorusu var. İnşaat sektörü de ilgili. Türkiye'de inşaat sektörüne dijitalleşmeye ihtiyaç olması, ancak bu ihtiyacın farkında olunmamasından dolayı BİM sektörüne henüz değerini bulamamış bir alan diyebilir miyiz? Güzel bir soru. Bu soru büyük bir ihtimalle Cenk Bey'e yöneltilmiş bu soru. Ya aslında şöyle bir durum var. Hani başta konuştuğumuz o değer konusu, değer vermek işte sadece bir pazarlama aracı olarak düşünülen bir şey görmemek gerekiyor. O konuşmanın başına yer aldığında, ama şu an BİM sektörü bence değerden ziyade tamamen bir pazarlama aracına dönüşmüş bir alan gibi durmaya başlıyor benim gözümde. Çünkü elbette yayınlar yapılıyor, bazıları buna tamamen sosyal sorumluluk göreviyle yapıyor ama bazı tarafta da ciddi bir şekilde bundan nasıl kar elde edebilirim? İşte ben bir ürünümü burada satışını nasıl yapabilirim? Hani sizin edemezler mi Cenk Bey? Ya bence kar elde edebilecek alanlar da vardır ama hani siz dediniz ya, reklam çok reklam olan yerde var. Bazen öyle kokular geliyor yani bizim de burnumuz. Hani evet, tamam yani anladık, bu ürün çok iyiydi. Hani bunu arkada bunun mesajını veriyorsun da bir şeyler biraz daha eksik sanki. Yani henüz bence de değerini tam bulamamış alanlar var. Çünkü şey de önemli. Burada sadece bir inşaat sektöründe iyi bir şey ortaya çıkarmak değil, çalışan kesimin ihtiyaçları da var. Yani ben şey örneğini vermiştim ya. Bir lider var. Evet, ortaya bir değer koyuyor ama o değeri çalışanları nasıl benimsetecek? Şimdi aynı durum burada da, inşaat sektöründe çok ciddi bir işsizlik bir tarafta var. Öğrenciler mezun oluyor mesela, stajyerleri bulamıyor. Hani böyle bir şeyin ortasına bir değeri koyarken belki unuttuğumuz başka değerleri de hatırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum hocam. Şimdi siz sonunu tekrar bana çevirdiniz için. Ben ne güzel başta BİM'de siz terliyorsunuz diye seviniyordum. Şimdi BİM'le ilgili de tabii uzun zamandır benim de gündemimde olan, araştırdığım da bir konu. Bir kere BİM
planlama mükemmelliyeti, planlama doğruluğu sağlar desem yanlış bir şey ifade etmiş olmam değil mi Cenk Bey? Doğru. Planlama doğruluğu sağlar. Planlama doğruluğu demek israfın azalması demektir. Üretimde hatasızlığın, geri dönüşlerin minimize edilmesi demektir. Bu sadece BIM değil, daha önceki birçok görüntüleme ve modelleme yöntemlerinin de temel çıktılarından birisidir. Bu durumda sadece israfı azaltabilme becerisi, hatalı imalatların önüne geçme becerisi bile bence karlılık üzerinde ve maliyetin düşmesi nedeniyle müşteriye yansıyacak fiyatın da düşmesiyle değer üretiminde, ekonomik değer üretiminde olur, faydalı olur diye düşünüyorum. Benim dış gözle yorumum bu. Diğer konuda yöneticinin değeri üretmek için niyetli olması ve çalışanlarının olmaması söz konusu değil. Çünkü eğer yönetici değer üretmek, değer mantıklı çalışıyor ve hareket ediyorsa zaten bunu uygun kişileri seçmiştir. Buna uygun kişileri seçmediyse ayak uyduramayanlar zaten orada olamayacaktır. Tabii yöneticinin, liderin üstüne düşen her şeyi eğitim, ilgi, ortak karar verme gibi sorumlulukların hepsini yaptığı varsayım altında. İkinci şıkkı söylüyorum, orada olamayacaklardır durumunu. Bu yüzden iyi kurgulanırsa ve birlikte çalışarak, birlikte üreterek çıktıları değer, elde edilen parasal değerler birlikte paylaşılarak, eğer çıktılar da birlikte paylaşılarak yapılırsa o zaman işte o ekip o değer için çalışır. Serhat Yiğit'in bir sorusu olmuş. Güzel bir şekilde yaklaşmış konuya. Demiş ki, geleneksel pazarlamada neşeli güler yüzlü insanlar olur. Hep güven verirler ama dijital pazarlamada bu yok. İnsanın işin içinden çıkması, insanların aldatılması olasılığını arttırmaz mı? Yani bir kişi olmadığı için normalde bir kişi olsaydı o kişiye güvenirdik ve kandırılmayacağımız hissini daha net bir şekilde alırdık. Dijital pazarlamada bir yüz, bir kişi göremediğimiz için mi? Öyle mi anlamalıyım? Eğer öyle anlamalıysam tabii ki bence zaten dijital pazarlamayla, dijital pazarlama demeyelim, dijital dünyada ve teknolojiyle birlikte bu tip aldatılma olayları da artmadı mı? Yani cep telefonlarında ses değişikliği yaparak savcıyım, polisim diye arayıp dolandırmaktan tutun da sosyal medya üzerinden yapılan birçok dolandırıcılık. Yani sanki yüz görünmediği için olabilir ama sadece ona da bağlı olduğunu düşünmüyorum. Aklımda bir sürü başka faktör de var bunda etkili olan ama tabii çok da dağıtmayayım. Tabii şey de olabilir belki, hani sonuçta bir insan yok ama bir şeyin marka olarak güvenilirliği de söz konusu. Hani bir markanın arkasında insanlar çalışıyor, bir markayı belli bir konuma getirmiş. İşte A markası yaptıysa en iyisini yapar, ondan al. Hani orada belki bir kişi zaten konuşmuyoruz, marka üzerinden konuşuyoruz. Evet. Belki tabii benim de aklıma öyle geldi yani. Evet. Tabii bu arada neşeli ve güler yüzlü insanlar da çok insanı aldattılar. Yani Boğaz Köprüsü'nü yüzlerce kişiye satan insanlar vardı. Pazarlama, satış gözüyle bakacak olur. Yani gözümüzün içine baka baka bizi kandırdı lafı niye çıktı o zaman? Yani bence eskiden de vardı, şimdi de var. Ama orada tabii daha fazla görünmezlik olduğu için, daha az şeffaf olduğu için sosyal medya ve dijital üzerinden kandırılma oranı yüksek olabilir. Tabii kişisel tahmin yani. Ozan'ın bir sorusu var. Burak Hocam, elinizde bir ürün veya hizmet var. Yarattığı değeri ve anlamı biliyorsunuz. Çünkü geri dönüşler ortada. Fiyatlandırmak için neler referans noktası olur? Ozan'a da teşekkür ederim. Şimdi şöyle, tabii burada şunun için düşünüyorum. Yani buna bir başlarsam nerede toparlayıp da cevabı tamamlarım, onun kısa yolunu bulmaya çalışıyorum. Şimdi geleneksel olarak fiyatın belirlenmesinde rekabet, talep ve işletmenin maliyetleri, 3 tane maddeye dayandırırız biz bu işi. Yani bir piyasa fiyatı, pazar fiyatı, rakiplerin uyguladığı fiyat vardır. Bir bu işin maliyeti vardır. Bir de talep edilebilir üst değer vardır. Talep edilebilir bir fiyat vardır. Çoğu zaman talep fiyatına göre hareket ettiğimiz zaman belki düşük kalabilir. Ama maliyetin de altında satamayacağımız belli. O yüzden Ozan sanki maliyeti baz alarak, rakip fiyatlarına da bakarak bu ürünün, hani demişsin ya, geri dönüşler ortada. Yarattığı değeri ve anlamı biliyorsunuz. Geri dönüşler ortada. Eğer bu geri dönüşler satışa dayalı geri dönüşlerse
algılanan değeri arttırıp rekabet fiyatının üzerine bir fiyat da çıkabilir. Orada da tüketicinin buna daha fazla para ödemeye razı olabileceği değer unsurları nelerdir? Bunun bulunması lazım. Bunu ekleyerek algılanan değer piyasadaki karşılaştırma öznelerinin dışına fırlayarak, ha bu onlar gibi değil dedirterek fiyat arttırılabilir. Ama burada da bu arttırmak için kullandığımız unsurların tüketicide değer ifade ediyor olması lazım. Yoksa onu hiç kullanmayacağı bir 8. kamerayı ekleyerek ondan 2000 lira fazla para alamayabiliriz. Hocam birkaç soru daha var. Onları da son bir iki soruyu da alalım. Zaten tamam, bir saat olmuş. İsterseniz. Bir saat olmuş. Yayını yavaş yavaş sonlandırırız. Arkadaşlar soracağınız son birkaç soru varsa onları da yazın. Zamanımız kalırsa cevaplayalım. Bu arada sunumla ilgili daha sonra yani YouTube'dan da yazabilirler, LinkedIn hesabından da yazabilirler ilgili olanlar. Elimden geldiği kadar cevap vermek isterim. Tabii ki. Şöyle bir ilginç bir soru var. Tuğberk sormuş. Pazarlama konusunda yurt dışındaki örneklere bakıldığında ülkemizdeki durum nedir? Hani ben de şöyle bu soruyu biraz daha açarak sorsam, hani bu konuda işte ülkemizde üniversitelerde eğitim veriliyor. Karşılaştırıldığında gerçekten hani, ya da bir karşılaştırma yapılabiliyor mu? Ya yani onlar şöyle yapıyor da biz böyle yapıyoruz. Biz böyle yapsak onları yakalamış oluruz, ya da onlar şu noktalarda daha iyi diyebileceğimiz bir şey var mı? Bu gece gelen en anlatması, cevap vermesi belirli süre kısıtı dahilinde en zor soru. Çünkü mesela pazarlama eğitimi mi, marka yaratma başarımız mı ülkemizdeki işletmelerin, yoksa sivil toplum kuruluşlarımızın sosyal ve kamu kuruluşlarımızın sosyal pazarlama faaliyetleri mi? Bunların bazılarında Avrupa'dan iyiyiz veya dünyadan iyiyiz. Bazılarında biraz gerideyiz, bazılarında farklıyız, aynı kategoride değiliz. Yani o yüzden bu soruyu eğitim konusunda cevap versen, mesela belki Tuğberk bunu daha çok belki ticari anlamda duymak istemişti, ama bir de bunlar böyle çok 2-3 tane veriye bakarak ya biz şu konuda geriyiz, bu konudayız, çok benim tarzım değil. Çünkü ben birçok değişimin, birçok karşılaştırmanın yeterli veri analizi yapılmadan yapılmasını biraz doğru bulmuyorum. Yanlış çıkarımlarda bulunmak veya işte birazcık falcıdan farksız olmamamız haline geliyor. Yeterli veri elimde olmadan bu konularda karşılaştırma yapmam çok doğru olmayacak. Eğitim konusunda, akademik eğitim konusunda şunu söyleyebilirim. Yani doktora sonrası araştırmaları için İngiltere'de bulundum ben bir yıl. Daha sonra Erasmus'la birçok üniversitede gittim, dersler verdim. Hala iletişimde olduğum arkadaşlarım var. Yani pazarlama eğitimi konusunda Türkiye'deki birçok hocalarımı da, meslektaşlarımı da yakından takip ediyorum, biliyorum. Pazarlama eğitimi konusunda gerçekten kitaplarımız, çeviri kitaplarımız, kendi Türkçe yayınlarımız ve eğitim içerikleri bakımından ben denk, hatta bazı ülkelerden çok daha iyi olduğumuzu görüyorum. Uygulamayı entegre etmek konusunda da eğitimlerimizi son yıllarda ciddi yol kat ettik. Eskiden biraz daha teoriktik, pratik eğitime daha az ağırlık veriyorduk. Bugün daha çok uygulamalı eğitimlerde veriyoruz, pazarlamalında, lisans, yüksek lisans düzeyinde. Yani eğitim açısından baktığım zaman bence hiç de geri kalır yanımız yok. Yeni genç akademisyenlerimiz de yurt dışı deneyimleriyle, yayınlarıyla gayet iyi işler yapıyorlar, iyi birer eğitmenler. Bunu söyleyebilirim ama Tuğberk eksik cevabım için kusura bakmasın. Diğerlerini şu platformda şu anda değerlendirecek kadar yeterli veriye sahip değilim maalesef. Bir de gerçekten çok geniş bir konu. Hani oradan böyle bir şey filtrelemek, seçmek de oldukça zor. Bir saati doldurmuşuz. Erdem'in son bir sorusu var. Onu da ekrana alalım. Sonra yayını kapatalım hocam izninizle. Tamam, nasıl isterseniz. Güzel sözleriniz için teşekkür ederim demiş. Güzel bir sohbet oluyor. Biz de teşekkür ederiz Erdem katıldığın için. Kişisel verilerin korunması kanunu markaların şahıslar üzerinde değer üretme konusunda işlerini zorlaştırdığını düşünüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim Erdem, güzel soru. Şimdi zaten kişisel verilerin korunması kanunu birazcık izinli döneme de girdi. Zaten bir müşteri kendisinin faydasına bu verilerin kullanılacağına ikna olmuşsa ve inanıyorsa verilerini paylaşıyor. Bunun için izin veriyor. Vermiyorsa da o işletmenin bu verileri istemeden önce, demek ki bu verileri neden istediğine dair karşıdaki kişiyi ikna etmesi veya karşıdaki kişiyi inandırması veya inanç duymasını sağlaması gerekiyor ki bunu eksik yapmış.
Bu yüzden yine bu verilerin neden toplanıldığını samimi bir şekilde iyi izah eden ve amacı dışında kullanmayacağına dair söz verip bu sözlerini tutan, biraz önce değer temelli kültürde bahsettiğim gibi işletmeler için bence hiçbir sorun olmayacak. Hatta tüketiciye gelen mesaj ve arama kirliliğini sadeleştireceği için de sadece tüketicinin izin verdiği ve gerçekten değer alışverişinde bulunmak istediği firmalar dünyasında kalacak. Bu da bir kirliliği ortadan kaldırmış, paraziti ortadan kaldırmış olacak diye düşünüyorum. Çok güzel bir cevaptı. Yani sorular, yorumlar geldi. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yayın oldu. Tabii bir saat yakın sürdü. Umarım sizler için de keyifli bir yayın olmuştur. Hocam bitirmeden önce eklemek istediğiniz birkaç cümle var mı son olarak? Şöyle ben tabii ki şu mesajları göremiyorum. Sizin benimle paylaştıklarınızı gördüm. Ama bugün gerek sosyal medyadan gerek mesajları yoluyla bu sunum için önceden haber alıp bana destek olan ve şu anda göremediğim katılımcıların ve mesaj gönderenlerin hepsine çok teşekkür ediyorum. Bununla birlikte tabii ki tekrar sizin Binfili ekibine teşekkür ediyorum. Biz yani teşekkür son ederiz. Son sözleri çok sevmiyorum. Söyleyeceğim birçok şeyi aslında söyledim. Yani sizinle konuştuğumuzda değer üretmenin önemli olduğunu, bugün değeri birçok sistemin çok kullandığını, çok dile pelesenk olduğunu ama ya bunun sadece para, ticari, müşteriye değer yaratmak, para kazanmak, kar elde etmek de eş anlamlıymış gibi algılanmasına rahatsız olan birisiyim. Bu yüzden de bu işi bugün mümkün olduğunca ticariden çok insanların hayatındaki değer, yani öz değerlerimizle bağdaştırmaya çalıştım. Dedemden verdiğim örneğin de amacı oydu. Çünkü ilkokul mezunu, hiçbir ticari pazarlama eğitimi olmayan, daha önce hayatında çok uzun yıllar ticaretle uğraşmamış, 22-23 yaşında bir gençken bunu yapmıştı. Ona bunu yaptıran şey nasıl içinden gelen samimi, insancıl, ve dinimizde, kültürümüzde, ahlakımızda yer alan unsurlarsa ona bunu yaptıran şey. Yani mümkünse o samimiyete, o saflığa, o temizliğe geri dönelim. Korkmayalım ki bu değeri bilinmez. Bence bunun her zaman bir satarı vardır. Bir pazarlamacı çok, gibi. Çok güzel. Vallahi çok güzel bitirdiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Biz Burak hocamı ilerleyen yayınlarda tekrardan Binfili'ye davet edeceğiz. Farklı konu ve konularda konuşmaya devam edeceğiz. O anlamda sizlerin de ileriki yayınlarda konu başlıkları olarak bize öneriniz olursa lütfen yazın, iletin. Memnuniyetle onları da yayına dahil ederiz. Hocam siz kapatmayın. Ben yayını sonlandırıyorum ama siz ekranda kalın lütfen. Tamam. Arkadaşlar Çok hepinize iyi akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Görüşmek üzere.